Evet arkadaşlar. Bakın görüyorsunuz bunlar bilmeyenler için söyleyeyim. Bunlar un kurdu pupaları. Bakın. Biliyorsunuz larvalar 3 geçişli, genelde 3 geçişli şeye sahipler. Ancak öyle büyüyorlar. Genelde ilk önce larvayken pupa haline geçerler. Yani pupada boğuluyor. Görüyorsunuz. Pupalar. Ondan sonra ise böceğe dönüşüyorlar. Böcekten sonra bu döngü devam ediyor. Böcekten sonra da yumurtluyorlar ve tekrar larvalar çıkıp tekrar pupa ve tekrar böcek oluyorlar. Bu döngü böyle devam ediyor arkadaşlar. Bakın yeni çıkanların kanatları ve işte kabukları daha esnek bir şey oluyor. Açık renkli oluyor. Sonradan işte bakın bu ilk çıkanlardan şu siyah olan. Eski olduğu için kanatları ve kabukları siyahlaşıp normal un kurdu böceği kıvamına geliyorlar. Bunların ben detaylı görüntüsünü ve aşamasını çekeceğim. Hatta pupayken bakın hareket de ederler. Pupayken de hareket ederler genelde. Böyle. Sizlere göstermek istedim ne kadar fazla olduklarını. Çünkü bende şu an 1000'e yakın bir un kurdu kolonisi var. Onlardan çıkan pupalar bunlar. Pupaları ayırmanız gerekiyor çünkü bazen un kurtları protein eksikliğinden dolayı pupalara saldırıp yiyebiliyorlar. Ve bu sefer de parazitlenme oluşabiliyor. Çünkü ne kadar etçilseniz o kadar fazla parazit kapma şansınız var. Bakın agalar geziyor böyle. Bu videoda bu kadar. Göstermek istedim. Bunun detaylı araştırma ve inceleme videosu gelecek. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bay bay.